Kafkasların yükselen yıldızı, Otlar Diyarı Azerbaycan. Başkent Bakü ise yeni ve eski yüzüyle Kafkasların ilgi odağı. Bakü yılın her döneminde on binlerce turisti kendisine çekiyor. Doğanın, tarihin, modernizmin aynı anda görülebildiği nadir şehirlerden birisi Bakü. Bakü aynı zamanda sanatçılar için de büyük bir ilham kaynağı. Bugün sanatçıların gözünden sizlere Bakü'yü aktarmaya çalışacağız. Yanımda 6 genç Bakü sevdalısı, ressam ve ressam adayı var. Bugün onların gözünden Bakü'yü tuvale aktarmaya çalışacağız. Hadi yola çıkalım. Bakü denilince ilk akla gelen noktalardan bir tanesi de hiç şüphesiz tarihi İçerişehir bölgesi. Burası sanatçılar için de çok büyük bir kaynak özelliğine sahip. Çınare Metin de İçerişehir'de en çok Kız Kalesi'ni beğeniyor. Bugün bizim için burayı tuvale aktaracak. Aynı zamanda da kendisiyle sohbet edeceğiz. Bakü'de bir ressamın portretinde çekebileceği her bir şey var. Abideleri, yaşlılıkları, güzelliği. Gelecekte büyük bir ressam olmak istiyorum. İçerişehrimizin, Kız Kalası'nın, Bayrak Meydanı'nın gözelliklerini, ümumiyyətlə Azərbaycanımızın gözəl abidələrinin, gözəl yerlərin şəkillərini öz əsərlərimdə dünyaya tanıtmaq istəyirəm. Bir sonraki durak İçerişehir'in tarihi sokakları. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan İçerişehir, 2000 yıllık bir geçmişe sahip. İçerişehir'in tarihi yapıları kadar sokakları da geçmişin izlerini taşıyor. Sanatçı Zerefşan Musayeva da en çok bu sokakları seviyor. Tarih aslında. Burada gezerken işte sokaklarda insan kendini geçmişte zannediyor. Burada aslında her sokak, her manzara bir tablo benim için. Bakü çok seviyorum ben. İşte hep tarih hem modern birlikte bir bütünlükte olduğu için çok her bir sanatçının burada istediği her şey var bence burada. Ben de gelecekte kendi resimlerimle Bakü'nün güzelliklerini diğer insanlara yansıtmak istiyorum. O güzellikleri diğer insanlar benim resimlerim çektiğim tablolarla görüşün istiyorum. Yine İçerişehir bölgesindeyiz. Bu sefer sanatçımız 15. yüzyılda inşa edilen Şirvanşahlar Sarayı'nı tuvaline aktarıyor.
Rəsmi çox sevirəm. Bakı mənə ilham verir ki, sənətimi daha önə gətirim. Şirvanşahlar ilə keçsə də öz tarixliyini itirməyib. Yəni hal-hazırda da ilə keçsə də heç bir dəyişikliyi yoxdur. Senan Sadıkov 13 yaşında. Senan için Türkiye'nin önemi çok ayrı. Bugün bizi Bakü'de bulunan Türk şehitliğine getirdi. Çünkü Azerbaycan'ı ve başkent Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran Kafkas İslam Ordusu'nun Senan'ın yüreğindeki yeri çok ayrı. Buram yeri benim için çok ayrı. Kafkas İslam Ordusu gelip bizim Ermenilerin işgalinden kurtardı ve bu güzel yurdu bize bıraktı. Ben resimlerinde Türkiye ve Azerbaycan'ı hep birleştirmek istiyorum. Çünkü biz bir millet iki devletiz. Bir millet iki devlet, birbirine hayal, bu dünyaya beyan, Azerbaycan. Şimdi sıra Bakü'nün modern yüzüne geldi. Sanatçımız Ateşler Ülkesi'nin Alev Kulelerini tuvaline aktaracak. Bakü çok müasir bir şehirdi. Ancak tarihini de, tabiatını da çok koruyan bir şehirdi. Bence Bakü bir sanatçı için her şey yeter. Bakı aziz şehir mehriban diyar, sinende boyatıp oldum bahtiyar. Sen de ilk eşkimin yadigarı var. Sen benim söhbetim, şerefim, şöhretim, tükenmez devletim, azizim sen. Sen benim söhbetim. Şimdi Bakü'ye yukarıdan bakacağız. Bu noktadan kentin bütün detaylarını görmek mümkün. Sanatçımız Rana Metin de bu noktadan bize Bakü'yü tasvir edecek. Baktıkça doymuram güzelliğine. Bakü bir sanatçı için çok güzel bir şehir. Buradan Bakü'yü çok seviyorum ben. Her defasında buraya gelip bakanda çok güzel şeyler görüyorum ayrı ayrı. Bakü Xəzərin sahilinde yerleşir. Xəzər buradan çok güzel görsenir. Onu da çizmek çok hoşuma gidiyor. Gelecekte de çok büyük bir ressam olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Resimlerimde her bir zaman tutkum olan Bakü'm yer alacak. Dünyada baş veren bu olaylardan, bu kötü olayların içinde bir de sanatı yetiştirmek, gençlerin buna merak göstermesi tabii ki sevindiricidir bizim için. Maksadımız odur ki daha çok gençler sanatla meşgul olsunlar.